Merhabalar. Kosova'nın başkenti olan Priştine Elena Cica İlköğretim Okulu'nun 2. sınıf öğretmeniyim. Adım Suna Baki Şahin'i. 2. sınıfları okutmaktayım. Okulumuzda düzenli dersler çalışılmaktadır. Öğrencilerimizden çok memnunuz. Priştine'de Türk dilinde ders yapmaktayız. Ama derslerimiz Türkiye standart Türkçesi ile yapılmaktadır. Oysa ki öğrencilerimiz Priştine dili, halk diliyle evlerinde konuşmaktalar. Benimle konuştuğum dil tabii ki Türkçe. Şimdi size konuştuğum dilim standart Türkçesi ile konuşmaktayım. Oysa halk dilimiz biraz daha farklıdır. Aslında Kosova'da ister Prizren, ister Mitrovica, Vichitar'ın, Mitrovica diğer illerde her tarafta Türkçe konuşanlar sayısı vardır. Ama her yerin kendi diyaleği ve şivesi farklı farklıdır. Priştine'de de farklıdır. Şimdi ben size Priştine diliyle, halk diliyle bir masal anlatsam daha iyi olur ve standart Türkçe ile halk dilimizin arasındaki farkı çok güzel anlamış olacaksınız. Mesela herkesin bildiği kırmızı başlıklı kızı anlatacağım. Bir var imiş, bir yok imiş. Güzel bir köy, güzel bir çüyde bir kırmızı başlıklı kız varmış. O kırmızı başlıklı kız annesiyle yaşaymış. Annesiyle yaşaymış ama ormanın bir başka tarafında nenesi varmış ama çok yaşlı. O nenesi yalnız yaşaymış. Ama bu kızın annesi her gün yapaymış, yemek hem götürmüş anasına. Bir gün de anası çok tutup kırmızı başlıklı kıza değil ki. Kızım, bugün nenene senin yemeği götürebilir misin? Kız da değil, tabii anacığım götürürüm, yok sorun, sorun değil, götürürüm. Götürürüm de ama annesi onu tembih etmiş. Yani ne demiş? Demiş ki, kızım yolda kalma, ormandan geçerken karanlık tutmazsın sen. Tutarsa kurtlar ortaya çıkabilir ve seni yer. Kız da tamam demiş anneciğim, başlanmış. Başlanmış ama yolda çok güzel bir çiçeklere rastlamış. Hadi demiş neneme bir sürpriz yapayım diye çiçekler toplayan. Çiçekleri toplarken hem şarkı söylerken o yolda kalmış. Kalmış ama karanlık basmış. Karanlık olunca kız geç kalmış. Yandan da hop kurt bunu cürmüş yolda. Yaklaşmış yanına. Kırmızı başlıklı kız sen ne yapaysın? Demiş ki ben demiş çiçek toplayayım. Kime toplaysın? Neneme götüreceğim. Sepetinde ne var? Demiş annem hazırlamış neneme yemekler. Tamam, nenenin evi nerede? Nenenin evi demiş, ormanın karşısındaki ev. Göstermiş parmakla. Göstermiş ama kurt bunu bırakmış orada. Bu da biraz çiçek toplamış. Ondan sonra kalkmış gitmiş nenenin evine. Girmiş nasılsa neneyi yutmuş kurt. Ama nenenin takyasını, cüzdüklerini takmış hem yatmış nenenin yatakına. Kız da gelince eve, bakay ses seda yok, geri içerine baksın, kurt yatmış nenenin yatakında. Görmüş ki bir şey yolunda değil. Tamam demiş, bir sorayım. Nene nedir? Kulakların bu kadar büyük. Demiş seni daha iyi duyabilmek için. Tamam nene, bu cüzlerin nedir bu kadar büyük? Demiş seni daha iyi görebilmek için. Cürem seni daysa. Nene demiş, nedir bu? Şey burnun o kadar uzun. Demiş seni daha iyi ne yapmak için? Kokunu duymak için. Demiş dişlere nedir bu kadar büyük ağzın? Demiş seni yutabilmek için daha iyi. O kızı da yutmuş. İşte böylece masal bitmiş. Size bazı yerlerde standart Türkçesi ile olsa da karıştırdıysam masalı özür dilerim. Ama alışkanlık işte çocuklarla, diğer arkadaşlarla standart Türkçesiyle konuşurken öyle ağzımız pek de alışık değil halk diline.
İşte böylece sizden şimdiden teşekkür ederim. Beni böyle bir programa seçtiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkürler.